Evet, merhaba arkadaşlar. Dördüncü dersimizde birlikteyiz sizlerle. Bu dersimizde size Hazreti Musa'nın hayatını anlatmaya çalışacağım. E, önce Hazreti Musa ile ilgili kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Hazreti Musa arkadaşlar, e, Kur'an-ı Kerim'de 25, e, ismi geçmekte olan 25 tane peygamberden biridir. E, yine aynı zamanda Hazreti Musa, e, Kelimullah sıfatıyla bilinir. E, Hazreti Musa, Yine e, ulul azm olarak isimlendirilen derecesi yüksek peygamberlerden biridir arkadaşlar. E, i̇smi Kur'an-ı Kerim'de 136 yerde geçmektedir. E, ve aynı zamanda e, Hazreti Musa'nın annesinin adı İmran'dır, kardeşinin adı Har Harun'dur arkadaşlar. Hazreti Musa Mısır'da doğmuştur. E, Mısır'da e, doğduğu esnada Mısır'ın hükümdarı, kralı olan Firavun bir rüya görüyor. Bu rüya üzerine Mısır'da bulunan ve o civarda bulunan bütün erkek çocuklarının öldürülmesini emrediyor arkadaşlar. E, Hz. Musa'nın annesi İmran, Hz. Musa'nın Hz. Musa'ya Firavun tarafından bir zarar verileceği endişesiyle, telaşıyla Hz. Musa'yı tabii ki de korumaya çalışıyor. Bunun üzerine Hz. Musa'nın annesi Firavun'un askerlerinden kaçarken, Hz. Musa'yı korumaya çalışırken Allah'ın kendisine şu şekilde hitap ettiği bilinir. Kur'an-ı Kerim'de Kasas Suresi 7. ayet. Bu ayette Allah Hz. Musa'nın annesine şöyle hitap etmektedir. Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak, korkup kaygılanma, biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız. Nehirden kasıt Nil Nehri'dir arkadaşlar. Hazreti Musa'nın annesi İmran Hazreti Musa'yı bir sandığa koyup Nil Nehri'ne bırakıyor ve Hazreti Musa e, Firavun sarayının önüne kadar gidiyor arkadaşlar. Orada Hazreti Asiye yani Firavun'un karısı olan Hazreti Asiye e, Hazreti Musa'yı koruması altına alıyor ve Firavun'un kendisine zarar vermesini engelliyor. Hazreti Musa tabii ki de Asiye'nin korunması altına girdikten sonra yetişkin hale geliyor ve sarayda büyüyor. Sarayda olgunlaşıyor arkadaşlar. Yine tabi Hazreti Musa'yı korurken, korumaya çalışırken Asiye, Firavun'un eşi şu ifadeleri kullanıyor. Bu ifadeler yine Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Kasas suresi 9. ayette geçmekte bu ifadeler. Firavun'un karısı o yani Hazreti Musa senin ve benim göz aydınlığımız muradımız olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Ee, Hazreti Musa Firavun'un sarayın, sarayında olgunlaşıyor, e, yetişiyor. E, Tabi orada e, Kasas suresi 7. ayette Allah'ın emrettiği şekilde e, annesiyle bir araya geliyor Hazreti Musa tabi. O da şöyle gerçekleşmekte. Kasas suresi 12 ve 13. ayetlerde Allah biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Bu ayetle de ya bu ayetlerle de Allah'ın vaadini gerçekleştirdiğini gösteriyor arkadaşlar. Tabi Hazreti Musa e, Firavun'un sarayında olgunluk çağına geldikten sonra bir gün Mısır'da e, Mısırlı olan Kıptilerden birinin ölümüne sebebiyet veriyor. E, ölümüne sebebiyet verdiği için yakalanmamak için oradan ayrılıyor ve Medyen'e doğru yola koyuluyor arkadaşlar. E, Hazreti Musa Medyen'e vardığında e, bir su kuyusunun başında, bazı koyun bakıcılarının yani çobanların koyunlarını suladıklarını görüyor uzakta da onları seyreden ve koyunlarını sulamak için bekleyen iki kız kardeşin olduğunu görüyor arkadaşlar ve o iki kız kardeşin koyunlarını sulamaları adına onlara yardım ediyor ve o iki kız kardeş Hazreti Musa'yı alıp ee, babaları olan Şuayb aleyhisselamın yanına götürüyorlar ve Şuayb aleyhisselamla tanışmış oluyor Hazreti Musa orada ve Hazreti Musa Medyen'de Şuayb aleyhisselamın yanında 10 yıl boyunca kalıp 10 yıl boyunca çobanlık yapıyor. Hazreti yine kaynaklarda belirtil belirtildiği şekliyle anlatıyorum size. Hazreti Musa e, Hazreti Şuayb'in kızlarından biri olan Safura ile evleniyor arkadaşlar. Ee, ve 10 yıl, yılını doldurduktan sonra e, Mısır'a geri dönmeye karar veriyor Hz. Musa. Mısır'a geri e, dön, dönerken yolculuğu esnasında Tur Dağı'nda e, peygamber olarak görevlendiriliyor. Orada bu mesaj kendisine veriliyor. Ve Mısır'a geri dönüyor arkadaşlar. Hz. Musa tabi e, Mısır'a dönerken e, Taha suresi 43 ve 44. ayetlere... Ayetlerle muhatap oluyor Bu ayet aynen şöyle Ey Musa sen ve kardeşin Harun ikiniz beraber Firavun'a gidin Çünkü o sınırı çok aştı Yine de ona söyleyeceklerinizi Yumuşak bir uslupla Ve tatlı bir dille söyleyin Ola ki aklını başına toplar imana gelir veya içine Allah korkusu düşer. Bu ayetlerle birlikte Hz. Musa, kardeşi Harun'la birlikte, Hz. Harun'la birlikte e, Firavun'u bir olan Allah'a iman etmeye davet ediyorlar. E, Hz. Musa'nın bu davetini Firavun kesinlikle kabul etmiyor ve e, onu zindana atmakla tehdit ediyor arkadaşlar. Tabi burada e, Firavun bütün sihirbaz ünlü sihirbazlarını bir araya getirip e, Hz. Musa'ya meydan okuyor, onu yenebileceğini düşünüyor. E, Hz. Musa tabii ki de diğer peygamberlere verildiği gibi Allah tarafından kendisine mucizeler verilmiştir. Peygamberliğini e, destekleyici mahiyette mucizelerle e, donatılmıştır Hz. Musa. Bu mucizeler tabii ki de bu mucizelerden biri asasıdır sizin de bildiğiniz üzere. İkinci mucizesi ise elini koyuna koyup çıkardıktan sonra elinin güneş gibi bembeyaz olarak parlamasıdır arkadaşlar. Hazreti Musa Firavun'un karşısına çıkardığı o ünlü sihirbazların hepsini mağlup ediyor ve yeniyor mucizeler sayesinde arkadaşlar. Firaun ee, Firavun e, tabii ki de bunu çekemeyerek e, Hazreti Musa'ya ve ona inananlara e, zulm, etmeye ve onları baskı altında bırakmaya başlıyor. E, birçoğunu hatta öldürüyor. Tabii ki de e, küfründe de ısrar etmeye devam ediyor Firavun. Ve Hazreti Musa kavmini Firavun'un zulmünden, bu baskısından ve zulmünden kurtarabilmek için onlar yanına alıp Filistin'e doğru yola koyuluyor. Firavun bu durumu fark edince ordusuyla birlikte Hazreti Musa'yı ve yanındakilerini takip ediyor. E, tabii ki de Hazreti Musa'nın yanında bulunanlar İsrailoğullardır arkadaşlar. Firavun ve ordusuyla birlikte onların peşine düşüyor. Ve hepsi denizde boğulup gidiyor. Yine kaynaklarda bize aktarılan bilgileri ben size anlatıyorum arkadaşlar. Hz. Musa'nın Kızıldeniz'e vardığında ayette ifade edildiği şekliyle anlatıyorum. Asasını Kızıldeniz'e vurduğu ve kendilerine yol açıldığı anlatılmaktadır. Ve Hz. Musa kendilerine açılan bu yoldan geçtikten sonra Firavun'un da ordusuyla birlikte o suların altında kalıp helak oldukları anlatılır arkadaşlar. Evet. E, Hazreti Musa e, Allah'ın çağrısı gereği kardeşi Hazreti Harun'u e, yerine vekil bırakıp kavminden bir müddet ayrı kalıyor. Yaklaşık 40 gün 40 gün ayrı kalıyor. 40 gün sonra geri döndüğünde halkının içerisinde bulunan Samiri adlı bir Yahudi'nin ayartması üzerine e, zinet eşyalarının eritilerek buzağa benzer bir putun yapıldığı ve buna tapıldığı, taptıklarını görüyor Hazreti Musa. Eee ve burada e, arkadaşlar Hz. Musa'nın e, hayatı bu şekilde burada sona eriyor arkadaşlar. Yani Hz. Musa'nın hayatını ben size anlatırken doğumundan bahsettim, İşte işte annesinin e, e, firavunun e, kendisine zarar vereceği endişesiyle onu e, nehre bıraktığından bahsettim. Firavun sarayından annesiyle tekrar bir araya geldiğinden, orada olgunlaştığından ve büyüdüğünden bahsettim. Ve daha sonra arkadaşlar, olgunluk döneminde Mısırlı bir Kıptinin ölümüne sebebiyet verdiği için Medine'ye kaçtığından, oraya gittiğinden ve orada Hazreti Şuaib ile bir araya geldiğinden, orada 10 yıl kalıp çobanlık yaptığından bahsettim. Hazreti Şuayb'in kızı Safura ile evlendiğinden ve 10 yıl sonra Mısır'a geri dönerken, peygamberlik göreviyle görevlendirildiğinden bahsettim. Hz. Musa'nın Hz. Harun'la birlikte e, Firavun'a bir olan Allah'a iman etmesi noktasında uyarılarda bulunduğundan bahsettim. Tabi Firavun'un da bu uyarılarını ciddiye almadığından, ve sihirbazlarını Hz. Musa'nın karşısına çıkardığından ve Hz. Musa'nın da o sihirbazları Allah'ın mucizesi sayesinde kendisine vermiş olduğu mucizeler sayesinde o sihirbazları yendiğinden ve mağlup ettiğinden bahsettim arkadaşlar. Ve daha sonra Firavun'un ordusunun denizde boğulduğundan helak olduklarından bahsettim. Hz. Musa'nın hayatı bu şekildeydi arkadaşlar. Lütfen kitabınızda anlatılan Hz. Musa'nın hayatını oradan tekrar okumanızı tavsiye ediyorum. Konuyla ilgili soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.